Hisli olmak güzel bir şeydir. Duygularını aktarabilmek güzel bir şeydir. Dolayısıyla güzel bir şiir okuma bütün okullarımızda böyle bir bütün Bursa çapında bu ilk defa yapılıyor. İlçelerimizde münferit mevzi yapılmış çalışmalar var. Ama bu Bursa çapında bir İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışması ilk defa gerçekleştiriliyor. Bu önemlidir. İstiklal Marşı'na bu değeri vermemiz lazım. İstiklal Marşı'nı anlamayan bu milleti anlamaz. Mehmet Akif Ersoy'u anlamayan bu memleketi anlamaz. Ben Mehmet Akif'i okuyarak, anlayarak hazmetmiş birisinin ben bu memlekete düşman olacağını hiç düşünmüyorum. Bu memleketin milli ve âli menfaatlerin aleyhine çalışacağını hiç düşünmüyorum. Neresine olursa. Hatta memleketimizin pek çok sorununa ilaç olacak şeyleri kendisi söylüyor. Evet, ben ki Arnavut'um, işte perişan bir yurdum diyor. O dönemde Arnavutluk'ta işte milli hareketler başlıyor, Arnavutçuluk hareketleri başlıyor. Evet, ben ki Arnavut'um diyor, işte perişan bir yurdum. Ben rahmetlik nenemden dinlemiştim. Böyle işte Balkan Savaşı yıllarını anlatıyor. Diyor ki işte istikamlar kazılıyor, geriye doğru ordu gidiyor. Gegalar istikam kurmuştu diyor işte filanca mevkide diyor. Anneanneme sormuştum, anneanne demiştim bu Gega nedir? Bana şunu demişti. Ve evladım bunlar ıslah insanlar demişti. Sonra öğrendim Mehmet Akif de bu Gega grubundanmış. Yani ıslah insanlar, düzgün insanlar. Mehmet Akif çok düzgün bir adam. Demin hocamız bahsetti, sözüm doğru olsun yeter ki odun gibi olsun. Yani doğru olmak. Islah olmak, bu hakikaten demek ki onlara has, çok ciddi bir özellik Mehmet Akif, dümdüz yaşayan bir insan. Belki bilirsiniz hepiniz, bir arkadaşıyla randevulaşıyor, işte filanca yerde İstanbul'da şurada buluşacağız diye. Yağmur var, tipi var, boran var, Mehmet Akif buluşma yerine gidiyor. Arkadaşa gelmeyince arkadaşlıktan siliyor. Yağmur çamur altında bekliyor. Yani bu kadar sözüne sadık insan. O yüzden sadık olmak çok önemli bir şeydir. Ben Mehmet Akif'i bu memleketin bir milli şair olarak memleketini en sadık gördüğüm insanlardan birisidir. Şiirler okuduğunuzda Tolstoy'u aşan şiirler görürsünüz. Tolstoy aile dramlarını anlatmakta eşsizdir. Ama şiir dalında Tolstoy'u 10 kere solladığını görürsünüz. Bir aile içi dramları anlattı. İsterseniz bir Köse İmam'ı okuyun. Bir kadının perişan hali karşısında Mehmet Akif'in o yürek paralayıcı cümlelerini kullanmasını